Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 2015 güz dönem sonu sınavı. Soruları bize ulaştıran Esat Hoca'ya teşekkür ederek çekime başlıyoruz. Soru 1. Hatice uyumadan önce dişlerini temizliyor cümlesinin Arapça çevirisi hangi şıkta yer almaktadır? A şıkkı nezafet temizledi, temizliyor değil. Bakın temizliyor demiş. Yor eki nedir? Arapçada muzari fiilin ekidir. Muzariyi yor, mesela yazı yor, görü yor, kaçı yor, izli yor. Yor muzaride kullanılır. Muzaride başka ar da kullanılabilir. Mesela temizler, oradaki ar. Temizler, görür, ür, ir, ar. Bunlar yine muzaride kullanılmaktadır. Muzari fiil gelecek zamana delalet ettiğinde de ecek, acak kullanırız. Temizleyecek, bakacak, görecek gibi. An itibariyle yor yazmış, muzarinin çevirisi olduğunu söyledim. Tenazzafet, nezzafe, tenazzafe. Bu bir mazi fiildir. Tenazzafe, tefaale, yetefaalu, tefaul babından mazi bir fiildir bu. Mazidir yani. Dolayısıyla ne olur? Temizledi olur. Temizliyor olmaz. A şıkkı yanlış. B şıkkı bu. B şıkkı tünezzifu temizliyor. Evet, muzari bir fiildir. Tünezzifu. Muzari olduğunu nereden anladım? Bir fiilin muzari olmasına dair alametler vardır. Eteğine dediğimiz kelimedeki harflerden birini alması gerekir. An itibariyle fiilin başında T var. Bu onun muzari olduğuna alamet. Hocam yukarıdaki de T ile başlamıştı. Bu niye muzari değil? Muzari fiiller şu şekilde yani sonu cezimli olabilmesi için başında cezmeden bir şeye ihtiyaç vardır. Ne gibi? Lem gibi, lemma gibi, in gibi cezmeden bir şeye ihtiyaç var. Bunun başında cezmeden bir şey var mı? Yok. Cümle zaten bununla başlamış. Öyleyse bu muzari olsa idi böyle cezimli olamazdı. Nitekim burası muzari ve cezimli olamamış. Demek ki buradaki T muzari ile alakalı bir durum değildir. Nezzafe yunezzifu tunezzifu. Fe'ale yufa'ilu tef'il babından muzari fiildir. Tünezzifu temizliyor. Kim temizliyor? Bu fiil, fail arıyoruz. Hadicetu Hatice temizliyor. Gayrimusarrif olduğundan tenvin değil tek ötre almıştır. Hatice fail olur. Hatice temizliyor. Neyi temizliyor? Mef'ul bihe gidiyoruz. Sinnun esnan cimri mükesser bir kelime. Kırık çoğul. Kendi dişlerini ha kendisine raci Hatice'ye raci görüyorsunuz. Hatice müennes, zamir de müennes. Hatice dişlerini temizliyor. Neyden önce? Kable önce demek, nevm uyku demek. Uykudan önce yani uyumadan önce dişlerini temizliyor. Nezafet yine mazidir, temizledi. Tünezzifu muzaridir, temizliyor. Kim? Hatice, Hatice. Neyi? Esnaneha, dişlerini. Neyden önce? Kable nevmi değil, uykudan değil de nevmiha, kendi uykusundan önce manasına geliyor. Yunezzifu yine muzaridir. Hatice tu esnaneha kablen nevmi. Buradaki problem ne? Buradaki problem bakınca aynı gibi dursa da Yunezzifu tunezzifu. Böyle bir fark var. Niye tunezzifu olsun ki? Hatice tu müennes değil mi? Müennes bir kelime, müennes bir fail. Fiil ile faili arasında müenneslik, müzekkerlik uyumu aranır mı? Aranır. Yunezzifu sen şu anda müzekker yazdın. Faili ise müennes yazmışsın. Uyum var mı? Yok. Öyleyse bu mümkün değildir. Yazım yanlış olur. Hatalı olur. Ondaki problem de budur. Sağlı sollu gideyim. Dört yecibu gerekir diye başlayan birer. Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Arapça ciddi bir şekilde öğretmemiz. Öğretmek, öğrenmek değil. B şıkkında öğrenmemiz, biz kendimiz öğrenelim diyor. C şıkkında da öğrenmek var. D'de çok iyi öğrenmek, yine öğrenmek var. E'de öğretmek var. Yani evvela öğretmek mi, öğrenmek mi? Orada bir durmak gerekiyor. Öğretmek, öğrenmek neyle alakalı? Şuradaki fiile, alime fiilinin
bablara göre aldığı hal ile alakalı. Yani fiilin manasını bilmek gerekiyor. Bu bağlamda alime kökünü bulalım. Alime. Alime'yi buldum. Alime ya'lemu, bilmek, tanımak, bilgisi bulunmak. Alleme'ye geldiğimizde öğretmek. Alleme ne? Öğretmek. Bizim fiilimiz neydi? Tealleme. Nedir? Öğrenmek, tahsil etmek. Kendisi öğrenecek, öğretmeyecek. Öğretmek allemedir. Tealleme öğrenmektir. Tealleme öğrenmek. Tealleme neymiş? Öğrenmekmiş, öğretmek değilmiş. Buna göre öğretmek diyen E şıkkı elendi. Öğretmek bir başkasına öğretiyor. Kendisi öğrenmiş de. Öğretmek yine A'da var. A ile E'yi sadece fiilin manasını bilerek eledik. Geriye ne kaldı? B, C, D kaldı. Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekir. Arapçayı ciddi bir şekilde öğrenmemiz gerekecek. Ecek, acak kullandı. Yani gelecek zamanlı olarak yazdı. Burada ise gerekir, öğrenmemiz gerekir. Er, ar şeklinde. Ecek, acak kullandıysan hani gerekecek diyor. Vecebe, yecibu. Vecebe gerektiği mazidir. Yecibu gerekir, gerekiyor dersin. Gerekecek, ecek, acak kullanamazsın. Neden? Başında bunun sin harfi yok. Mesela seyecibu veya sevfe yok. Sevfe yecibu. Olumlu olarak bu fiili geleceğe ait kılmak istersen başına sin, sevfe gibi bir şey ilave edersin. Veya kendisinden daha sonra cümlenin akışında ilerleyen kelimelerde MC Gaden gibi bir kelime kullanırsın. Yani dün dersin, yarın dersin. Yarın dersen gelecek zamana hamle dersin manada. Gaden yarın demek. Yecibu aleyna en netealleme gaden desen, gaden yarın olduğuna göre yani gerekecek ileride diyebilirsin. An itibariyle ecek acak kullanamazsın. B'yi de elemiş olur. Bizlere gerekli olan Arapçayı çok iyi öğrenmektir. Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekir. Bizlere gerekli olan Arapçayı, gerekli olmayan Arapçayı değil. Burada da farklı bir durum var. Neyse cümleyi okuyalım. Yecibu gerekir. Kime? Aleyna bize. Gerekecek neden demedim? Başında gelecek zamana ait kılacak bir edat yok. O yüzden gerekir aleyna bize gerekir. Ne gerekir? En netealleme öğrenmemiz gerekir. Neyi öğrenmemiz gerekir? El-lügatel arabiyyete Arap dilini öğrenmemiz gerekir. Bir şeklince gidin iyi bir şekilde. Dolayısıyla doğru şık B olacaktır. İkiye bakalım. Yukarıdaki kelimelerden tam ve anlamlı bir isim cümlesi oluşturmak istendiğinde aşağıdakilerden hangi şık doğru olmuş olur? İsim cümlesi yapmak istiyorsak isimle başlamamız gerekir. Yani A şıkkı zaten olmaz. A şıkkını geç. B şıkkı olabilir mi? Olur. İsimle başlamış. C şıkkı olur mu? Belki olurdu ama hazihi nedir? Hazi müfrettir. Dalibatu cemidir. Uyum sağlanmamıştır. Uyum yok aralarında. Dolayısıyla C şıkkı da olmayacaktır. Yani müfret esne, cemi uyumu yok. Müzekker müennes uyumu yok. C şıkkı bu yüzden elenir. Dalibatu isimdir. Evet. Fit dalibatu fi harfi cerdir. Dalibati. Bunun esre olması gerekirdi. Olmaz. Sadece başlarına bakarak verdiğim kararlara göre E şıkkı elendi. Fi harfi cerri esre yapmamış. Doğru yazılım fit dalibati olurdu. Fi harfi cerdir. Ardından gelen kelimenin son harfinde esreyi görmemiz gerekiyordu. Bu olmamış. Demek ki yanlış. D şıkkı ilk kelime itibariyle doğru. C şıkkı doğru değil. Hazihi ile dalibat uyumlu değil. A şıkkı da olmaz dedik. Buna göre ne kaldı elimizde? B ile D kaldı. İkisinden biri doğru. Bir okuyalım. Dalibatu kız öğrenciler. Dalibun dalibatu kız öğrenciler. Yedrusne ders görüyorlar. Yani okuyorlar. Fi hazihi medreseti şu okulda. C'de hazihi. Bunu zaten yanlış demiştik. Hazihi ile dalibat uyumlu değil. Dalibatu kız öğrenciler.
Yedrusne ders görüyorlar diyor. Hazihi şu fil medresesi okulda. Yani burada ne var? Hazihi ile fi harfi cerrini yer değiştirmesi söz konusu. Burada böyle bir durum var. Aslında fi hazihil medresesi şu okulda denir. Hazihi bu nedir? Fil medresesi okuldadır şeklinde doğru bir yazılım söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla D şıkkı da yanlıştır. Dalibatu mübtedadır. Yedrusne haberdir. Nasıl haber? Yedrusne fiildir. Görüldüğü üzere cimi müennes gaibe kalıbıdır. Nunu da fail sayarız. Bu durumda ne olur? Yedrusne fiil, fail. Birlikte bir fiil cümlesi olur. Fiil cümlesi olarak haberdir. Mahallen merfudur. Et-talibatü mübtedadır dedik. Ve burayı çözdük böyle. Sıra 5'te zürtü ene ve sadiki İstanbul'e fil amil mazi merateyn. Zürtü ben ziyaret ettim. Ene ben ve sadiki ve arkadaşım. Nereye ziyaret ettim? Nereye gittik? Arkadaşımla beraber yani. Buradaki var me'iyye. Arkadaşımla beraber ben gittim İstanbul'a. Fil amil mazi. Geçen yıl kaç defa? Merateyn 2 defa gittim. Peki kaç tane marifi kelime var burada? Soru bu. Marifeleri bilmek zorundasınız. Marifeleri asla unutmayın. Zurtu'daki tu zamirdir. Zamirler hepsi nedir? Marifedir. 1. Ene zamirdir. Zamirler marifedir dedim. 2. Sadigi buradaki ya da zamirdir. 3 tane zamir ard arda geldi. Bu da marifedir. Çünkü zamirler marifedir. İstanbul özel isim olduğu için marifedir. El-ami Elif lamlı bir kelime olduğundan marifedir. El mazi elif lamlı bir kelime olduğundan marifedir. Şimdi bir kez daha sayalım. T birinci zamir, birinci marifedir. Zamir demeyeyim, birinci marife kelimemiz. Ene ikinci marife. Sadigi'deki ya üçüncü marife. Ama marifeye muzaf olan bir kelime var. O da ne? Sadik kelimesi. Dolayısıyla sadik de marife olur. Bir, 2 ene olur. 3 sadik, 4 de ya olur. Sadik nasıl marif? Elif lam yok. Elif lam olmasına gerek yok. Marifeye muzaf olan kelimeler de marifedir. Kaidesinden ötürü sadik de marif. Sadik ayrı marife, ya ayrı marife. İki marife var burada. İki de sağda vardı, yaptı 4. 5 el ami elif lamlı olduğundan 6, el mazi elif lamlı olduğundan 7. 7 tane marife vardır. Yani 5. sorunun cevabı A şıkkı 7 olur. 6. soru cemaat hazihi diye devam eden cümlede altı çizili kelime ismin irabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olacaktır? Nursel'in kelimesi nasıl duruyor? Cemaat fiil hazihi fail saysam, ennedveyi ondan bedel veya sıfat saysam, el mürseliyle mef'ulü bih oldukça açık hiç bakmaya gerek yok. Bakalım yine de. 6 için mef'ulü bih'tir. Doğru. Mef'ulü bih'tir. Yine doğru. Mef'ulü bih'tir. Yine doğru. Demek ki bakmak lazım. Bir sürü mef'ulü bih yazmış. Hangisi doğru? Şimdi e olamaz. Mübteda demiş. Alakası yok. Fiille başladığı için fiil cümlesi burada. Mübteda yok. Haber yok. Bunlar geç. E ile de direkt yanlış. Mef'ulü bih olduğu garanti. O da 3 şıktan biri olacak. Peki A diyelim. Mef'ulü bih'tir, mensuptur. Mensup doğru. Nasb alameti fethadır. İlgisi var mı? İlgisi yok. Nun'un fethalı olması seni bağlamaz burada. Bu kelime nasıl bir kelime? İrab işi yapacaksan evvel o kelimenin türünü çözmen lazım. El mürseline nasıl bir kelime? Cemi, müzekker, salim olan bir kelime. El mürselune, el mürselin. Elif lamın hiçbir önemi yok zaten. Mürselune, mürseline, kitabune, kitabine. Vav'nun, ya'nun ile yazılan kelime bunlar. Cemi, müzekker, salimdir. Nun'un sağında vav olsa vav ile merfu. Nun'un sağında ya olsa ya ile mensup. Ya olsa aynı zamanda yine mecrurluğu da ya iledir. Yani Cemi, müzekker, salimler arkadaşlar fetha ile, esre ile, zamme ile diğer deyişle kapsayıcı bir söylemle harekelerle irap almaz ki. Harflerle irap alır. Nun'un sağına bakacaksın. Ya varsa ne diyeceksin? Nerede var o? Nasb alameti ya'dır diyor. Evet doğru şık ne olur? C olur. Çünkü mef'ulün bih'tir, mensuptur. Evet mensupluk göstergesi, işareti nedir? Ya'dır.
Nun'un sağında yağ var. Bu onun mensup olduğunu gösteriyor. Yani mensup olduğunu hayal etmiyoruz, kafadan atmıyoruz. Elimizde bir kanıt var. O kanıttan Nun'un sağındaki yağdır. Mefunu bir gayri sarih demiş. Gayri sarih olabilmesi için başında harfi cer olması lazım. Var mı? Yok. Öyleyse bu kandırmaca, şaşırtmaca. Üç aşağıdaki kelimelerden hangisi lafzi, hakiki, müennestir? Bir fark aramalısın. Hakibe çantadır. Yani sonunda T var mı? Var. Peki hakibe çanta da gerçekte bu müennes midir? Yani canlı cansız cansız. Şems sonunda T yok aynı zamanda cansız. Zeynep canlı ama sonunda T yok. Racul zaten müzekker. Bekara kelimesine baktığında bir yani hayvan inek manasında sonunda ne var? T de vardır. Bir canlı ve sonunda T var. Doğru mu? Doğru. Bir canlı ve sonunda T var. O nedir? Sadece E şıkkıdır. Doğru şık bu olur. Burada başka canlı Zeynep var ama sonunda T yok. Racule ve canlıdır ama müennes değil. Dolayısıyla konumuz değil. Doğru şık E olur. 7 aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber cümlenin başında gelmiştir? Müpteda ile haber bazen yer değiştirirler. Mukaddem haber, muahhar, müpteda söz konusu olabilmektedir. Soru bununla alakalı. A şıkkı. Seyyaratun bir otomobil. Öyle otomobil ki seriatun hızlı, galiyetun aynı zamanda. Burada ne var? Müpteda haber zaten yok ki. Seyyaratun otomobil seriatun. Yani burası konumuz asla değil. Seyyaratun otomobil nedir? Seriatun hızlıdır diyebiliriz. Aynı zamanda galiyetun pahalıdır. Pahalı otomobil hızlıdır şeklinde de çevirebiliriz. Sonuç olarak haber mukaddem değildir. B şıkkına baktığımızda el kitabu kitap ne üzerindedir? Alel min vadeti. Çalışma masasının üzerindedir. El kitabu mübteda alel minzade haber olur. Kitap nedir? Masanın üzerindedir. C şıkkına geldik. Alel minzadeti çalışma masasının üzerinde vardır. Ne kitabın bir kitap. Burası haberdi. Haber car, mecrur olarak, harflerle birlikte marifi olarak mukaddemdir. Kitap müptedadır. Muahhar müpteda diyoruz. Sonda gelen manasında. Sekiz, boşluğa en uygun kelime olarak neyi bulabilirsin? Eddalibatu kız öğrenciler fissahfi sınıftadır. Eddalibatu kız öğrenciler müştehidün çalışkandır ama yanlış yazdın. Bu müzekkere uygun öyle değil mi? Sonunda T yok ki. Müctehidetun olsa doğru derdim. Şu an için yanlış yazılmış. Bu şık alamazsın. Çünkü müzekker. Eddalibatu ise müennes. Müctehidune yine olmaz. B şıkkının çoğulu bu. Cemi müzekkerdir. Burası cemi müennestir. Uyum yok. Mübteda haber arasında uyum ararız. Ellezine yine olmaz. Neden? Müzekkerdir. Kutubuhunne onların kitapları. Yani mana uymayacak. Yani kitabın kitabı hani kutup. Cemi teksir. Hunne de müennesten bir ama konuyla alakası yok. Tamamıyla uyumsuz, saçma bir mana çıkacaktır. Eddalibatu kız öğrenciler fissafi sınıftadır. Eddalibatu mübteda fissafi haber olur. Burada mübteda elif lam yani marife, haber de marifedir. Harficelle beraber gelmiştir. Bunların yer değiştirmesi caizdir. Yani fissafi sınıfta vardır ne? Dalibatun diyebilirdik de. Eddalibatu denilebilirdi. Mübteda ile haberin yer değiştirmesi caiz. 12. soru altı çizili kelimenin hızlı anlamlısı. Tezekkarat hatırlama manasında. Tezekkara hatırlama manasına gelmektedir. Öyleyse unutmak o da nedir? Nesiye unuttu. Nesiye yine unuttu. Değişen bir şey yok. Zıt anlamlısı budur. 9. Lekad hanet ellehta diye devam eden yer cümlesinde yer alan altı çizili sözcüğün eş anlamlısı nedir? El-Müntezaratu için doğru şık yani 9 için burada E olacaktır. Beklenen manasında. 13 için hangisinde harfi cer var?
Oldukça kolay bir soru. Bunu herkesin yapmış olduğunu umuyoruz. Harf hecelerini kesinlikle manalarıyla beraber ezbere bilmelisiniz. Soru aşırı derecede kolay. E şıkkında min harf hecesi var. Başka ne diyeyim bilemedim. Hel soru edatı. Bunda herhangi bir şey yok. CD de yok. D'de ba'de zarf var. Onunla karıştırmadığınızı umuyorum. Min harfi cerdir. Ezharda mecrurudur. Basit bir soru idi. 10. soru. Yukarıdaki cümlede yer alan te'ti fiilinin failiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ve ma te'ti min ayeti min ayeti rabbim illa kanu anha muanazin. Bir ayet. King Salt Üniversitesi'nden bunun cevabına bakıyoruz. Yasin Suresi 46. ayetteydik. Neydi? Ve ma te'tihim min ayetin diye devam eden ayet. Ve ma buradaki harf ten sonra gelen te'tihim bu nedir? Muzari fiildir. Mef'ulü cümledir diyor. Min ayetin kelimesi onun faili. Te'ti fiilinin failine min ayeti. Yani ait kelimesi nedir? Mecrur bir isimdir lafzen. Evet. Niye? Min sebebiyle ayet kelimesi mecrurdur. Ama mahallen faildir. Neyin faili? Te'tihim kelimesinin mahallen merfu olup te'tihi kelimesinin failidir. Min ayetin nedir? Lafzen mecrur, mahallen merfu ve aynı zamanda te'tihi fiilinin failidir. Şu anda gördüğünüz şey bir İrabul Kur'an metni bir Arap üniversitesinden böylece bakmış olduk. Buna göre aranan şey nedir? D şıkkıdır. Car, mecrur, mahallen, merfu olup faildir. Tekninin fail olur. D şıkkı aranan. 11. Amenu uzkuru. Bu da bir ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Uzkuru, zekara, yedkuru. Birinci baptan. Mazi muzari. Emri hazır uzkuru zikredin Allah'a Allah Teala'ya zikran kethiran çokça zikredin. Amenu nasıl bir kelime? Emine sülasi mücerredi. İfal babına aktarılmış e'mene olmuş. İlaller yapılmış. Sonuçta amene olmuş. Ve çekim yapılmış. Amene, amena, amenu. Cem-i müzekker gaiptir, mazidir. Izkuru dediğin gibi zekara yedkuru birinci baptan emri hazır. Izkur, uktup gibi, unsur gibi emri hazır. Çekim yapılmış. Izkur, ızkura, uzkuru. Bu da nedir? Ne dedik? Emri hazırdır, cemidir, müzekkerdir, muhataptır. Nerede var bunlar? Mazi muzari demiş. İlgisi yok. B şıkkı mazidir birincisi, emirdir ikincisi doğru. B şıkkı aranan şık. 14. yine harf hecelerle alakalı bir soru. Harf hecelerini bilmeden sınava girmemelisiniz. Yani 20 tane harften, kelimeden bahsediyoruz. Bunu ezberleyebilirsiniz. Bir gün 10 tane ezberleyin. Ertesi gün 10 tane ezberleyin. Ama manaları ile beraber ezberleyin arkadaşlar. Kaçmasın. Ne diyor? Hangisi benzetme anlamında kullanılmıştır? Hiç bakmana gerek yok. Hangisi benzetmedir? Ke. Kef yani. Kef zaten benzetme manasındadır. Diğerleri benzetme manasında kullanılamaz mı? Kullanılabilir. Kolay sormak isterlerse K ile cümle kurarlar ki o da nedir? C şıkkında. Ve sebebe Halidun kel esedi. K harficeldir. Gibi demektir. El esed. Esed aslan demek. Kel esedi aslan gibi. C şıkkı doğrudur. K gibi demektir. Litteşbihi. Benzetmek için kullanılır. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde muzaf olan kelime tesni olarak kullanılmış? Aslında hangi tesniye muzaf olarak kullanılmış demek de diyebilirlerdi. Hangi tesniye muzaf olarak kullanılmış? Hangi şıkta tesniye bir kelime muzaf olarak kullanılmıştır? Evvela tesniye arıyoruz. Tesniye bir kelime muzaf ise cümlenin başındaysa yani merfu ise elifle bitmiş olacak. Mensup veya mecrur ise ya ile bitmiş olacak kelime. Tabii ki nun silindiği için böyle diyor. Mesela ibnun müfret bir kelime. İbnani tesniyedir. Şu anda bu kelime nedir? İbnani. Elif'in hemen sol tarafında bir tane nun olmalı idi. İbnani. Kalemani, kitabani. Tesniyenin sonunda nun olmaz mı zaten?
Ne şeyi, daha ne şurada olduğu gibi. Önce Nun, sağında da Elif. Böyle bitip biter kelime. Bu da öyle bitiyordu. Burada bir Nun vardı ama şu an yok. Niye? Bu tesniye muzaf olmuş. Tesniye bir kelime muzaf olursa ne olur? Sonundaki Nun harfi silinir. Şu an silinmiş. İşte bu onun muzaf olduğunun bir delili. Demek ki aranan şık ne? Burası. Fazla uğraşmaya gerek var mı? Yok. Burada öyle bir şey olabilir miydi? İlgisi yok. Mesela şunu görüp muzaf falan dememelisiniz. Bu da bir tesniye deli, muzaftır diyemezsin. Hani Elif ile bitmiş, ardından Nun gelmiş. Nun'la bitmiş, sağında Elif var. Tesniyedir. Ama muzaf olsa şurada Nun olmazdı. Ba'a ebi es-seyyara. Belki budur hocam. Ya ile bitmiş. Buradaki ya nedir? Zamirdir. Ebun baba, ebi benim babam. Ba'a satın aldı. Kim? Ebi benim babam. Es-seyyarata otomobil. Gerçi iştara satın aldı. Ba'a sattı. Kim? Ebi babam. Neyi sattı? Es-seyyarata otomobil. Yani ebun kelimesi müfrettir. Zaten illetli 5 ismi biliyorsanız bunun tesniye olmadığını da anlarsınız. D şıkkında tesniye ile karıştırabileceğiniz bir şey görmüyorum. Belki sondaki kelimeyi acaba tesniye mi? Muzaf değil ki bu. Yani ya ile bitmiş belki muzaftı diyemezsin. Çünkü ardından kelime gelmediğine göre bu muzaf olamaz. Muzaflar sağda, sol tarafta muzafın ilehleri alır, yer alır. Fahasa et bu. Anir re'i te'ini mi diyor? Artık her ne diyorsa an harfi cerdir. Burası tesniye değil. Tesniye diyelim. Tamam tesniye. Muzaf olabilirim. Olamaz. Çünkü bu muzafsa muzafın ileyhi solda olmalı. Solda kelime. Yani aranan şık her halükarda A şıkkıdır. 18'de bakalım. Kolay bir kelime. Kısas kelimesinin çoğulu, ama çoğul bir kelime. Müfredi hangisidir deniliyor? Kıssatun. Kıssa. Kıssadan hikaye mi? Kıssadan kıssa mı artık ne diyorlarsa. Kıssa müfrettir. Kıssatın, kıssatan, kısas da gelir, kasas da gelir. Kafın esnesiyle, fethasıyla da gelebilir. Cem-i teksirdir bu. Müfredi kıssadır. 16. En uygun şekilde nasıl doldururuz demişler. Tezdadu artıyor. Ne? Nisbetu bu bir muzaftır. Ardından getireceğimiz kelime muzafın ileyh olmalıdır. Öyleyse muzafın ileyh olmaya elverişli bir kelime seçmen lazım. El-müddehinûne olabilir mi? Cem-i müzekker salimdir. Nun'un sağında vav var. Yani kelime merfu olarak yazılmamış. Yani mecrur olarak yazılmamış. Muzaf ileyhler mecrurdur. Bu ise merfu yazılmış. Doğru bir seçenek asla olamaz. Yanlış. B şıkkı belki el müderrisune. Bu da Cem Müzekker Salim. Nun'un sağında vav var. Oradan anladım bunu. Nun fethalı. Oradan anlayabiliyorum. Madem ki merfu bu da olmaz. Muzaf ileyhler mecrurdur. Madem ki bu muzaf. Buraya getireceğin kelime madem ki muzaf ileyh mecrur olarak gelmesi gerekiyor. C şıkkı olabilirim. Bakın Nun esreli bitmiş. İşte bu mecrur diyemeyiz. Nun esreli ama sağında Elif var. Zaten tesnelerde de Cem-i Müzekker Salim'de olduğu gibi sonuncu harfi değil, sonuncu harfin bir sağına itibar ediyoruz. Nun'un sağında Elif var mı? Evet. Öyleyse bu kelime merfudur, mecrur değildir. Mecrur olabilmesi için ne lazım? Nun'un sağı ya olmalıydı. Yani el-mühendiseyni olsa. Mühendiseyni. Nun'un sağında ya olsa olabilirdi bu. El-müddehinine sigara içenlerin oranı. Nisbetü'l-müddehinin sigara içenlerin oranı. Müddehinin olabilir mi? Olur. Neden? Nun'un sağı yağdır. Bu durumda bu kelime mecrurdur. Hocam bunun mensupluğu da böyle. Doğrudur. Cem Müzekker Salimler cer hallerinde de nasb hallerinde de Nun'un sağında ya ile yazılırlar. Tıpkı tesniyelerin de nasb ve cer halinde Nun'un sağında ya olduğu gibi. E şık olabilir mi? El buyutu olamaz mı? Muzaf dedik, getireceğimiz kelime mecrur olmalı dedik. Bu kelime mecrur değil, merfudur. Görüyorsunuz sonuncu harfte ötre var. Tezdadu artıyor. Nisbetül müddehinine sigara içenlerin oranı yevmen ba'de. Her geçen gün sigara içenlerin oranı artmaktadır diyebiliriz. Buna göre doğru şık D şıkkı yani. Konu ne, bu soru ne sorusuydu? Muzaf, muzafın ileyh. Sadece o mu?
Muzaftır, bunun muzaf olduğunu bilmen yetmez ki. İsimlerde irabı bilmen lazım. Hangi isimler merfu, hangi isim mensup, mecrur tespit edebilmek için isimlerde irabı da biliyor olmak gerekiyor. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde faile sıfat getirilmiş? Faili bir sıfatla bağlamışız. Ketebe fiildir. Eddali bu faildir. Fail mi? Evet. Nereden anladın? Merfu. Malum bir fiil. Tam bir fiil. Ardından merfu olarak gelen kelimeye fail dedik. Peki edderse onun sıfatı olabilir mi? Mana zaten izin vermiyor da mana izin verseydi bile hareketler izin vermiyor. Öyle değil mi? Eddali bu merfudur. Edderse fethalıdır. Bu da merfu olmalı. Ötelebilseydi. Eddali bu dersu yine olmazdı. Mana tutmuyor. Sıfat ne? Özellik yani. Ketebe yazdı. Kim? Eddali bu öğrenci. Neyi yazdı? Derse dersi yazdı. Burası mef'uldür. Ardından el-cedî de yeni dersi diyor. Bakın el-cedî sıfattır. Doğru. Neyin sıfatı? Derse yani mef'ulün sıfatıdır. Nereden anladın hocam bunun sıfatı olduğunu? Derse kelimesi mensuptur. Fethayla bitmiş. El-cedî de mensuptur. O da fethayla bitmiş. Derse elif lamlı bir kelimedir. El-cedî de elif lamlı bir kelimedir. Ederse müzekker, el-cedî de müzekker. Ederse müsret, el-cedî de müsret. Böyle özellikle tutması gerekir. Beş şıkkına bakalım. Yuhibbu, ehabbe, yuhibbu, habbe, ahbebe, yuhbibu. Artık anlayan için hatırlatma oldu. Yuhibbu, ifal babı yani. Ahbebeden, muzari fiildir. Yuhibbu sever kim? Ennasu, insanlar. Fail mi hocam? Az önce dediniz ki fiilden sonra merfu gelen kelimeye fail diyoruz. Bu da fail midir? Evet, faildir. Her fiilden sonra merfu olarak yazılan fail olmaz. Onu da hatırlatayım. Fiilin malum olması gerekir. Kütibe eddalibu olsa, kütübe eddalibu diye yazılamaz da, kütibe eddersu olurdu ama. Bu durumda yani malum olması gerekiyor. Fazla işin için şey yapayım, genişletmeyeyim. Meçhul fiilden sonra gelen naibu fail olur demeye çalışmıştım. Yuhibbu fiil ennasu faildir. El hakime mef'uldür. Nereden anladın? Fethayla bitmiş. Bir işaret bu. El adile de sıfattır. Neyin? El hakim kelimesinin sıfatıdır. El hakim elif lamlı, el adil elif lamlı. El hakime, el adile ikisi de mensup. Her ikisi müzekker, her ikisi müfret. Demek ki bunlar kendi aralarında sıfat mensuptur. Hangisi mensup? Sağdaki. Hangisi sıfat? Soldaki. Ennasu faildir. Bir alakası var mı bunlarla? Hiçbir alakası yok. C şıkkı istema'tu, istema'tu fiil, istifal babından mazidir. Tu faildir, ben işittim. Emsi dün ile hatibin şehirin, meşhur bir hatibi dinlemiştim demek istiyor olabilir. Evet, burada benle alakalı bir özellik var mı? Yok. Dolayısıyla sıfat mensup da yok. D şıkkı. Fahasa muayene etti. Ni, beni, kim? Eddabi bu doktor. Öyle doktor ki. Bakın burası fail mi? Evet, merfudur. Elif lamlıdır, müfrettir, müzekkerdir. Burası da öyledir. İhsaiyyu. Bu kelime de öyledir. Dolayısıyla bunlar ne olur? Sıfat mensup olur. İhsai neyin sıfatı? Eddabib kelimesinin. Nereden anladın? Her ikisi elif lamlı, her ikisi müzekker, her ikisi müfret, her ikisi de merfudur. Öteyle bitmişlerdir. Demek ki aranan şık D şıkkıdır. Diğerleri doğru şık değildir. 17. çözelim. Doğru çeviri istemişler. Ebi talebe minni diye devam eden yer. Bir mana verelim. Ebi benim babam talebe istedi. Talebe ketebe gibi mazi bir istedi. Minni benden. Babam benden istedi. Neyi? En mekmak manasında. En kule taşımamı, nakletmemi. Neyi taşımamı istedi? Mekaidel fasli, sınıfın, mekaid oturacaklar demek. Oturacakların artık sandalyelerini taşımamı istedi. Nereye kadar, nereye doğru? İlel harici, dışarıya taşımamı istedi. Babam benden sandalyeleri sınıfa taşımamı demiş. Sınıfa taşımanı istemedi. Hariç, dışarıya taşımamı istedi. B şıkkı. Babam benden sandalyeleri dışarıdan sınıfa taşımamı istedi. Dışarıdan, o dendan, sen nereden çıkardın? Dışarıdan. Öyle bir şey yok. C şıkkına bakalım. Babam benden sınıfın sandalyelerini dışarı taşımamı istedi. Doğrudur.
Baban benden diyor. Burada baban, senin baban, benim bile değil. Oysa burada ebi, buradaki ya ben demektir. Ebi, benim babam. Kalemi, benim kalemim. Yani yanlıştır bu. Baban olmaz. Benim babamdan talebim sandalyeleri dışarı taşımasıdır. İlgisi yok. 20. soru. Ene ben la uhibbu, sevmiyorum el ekelati, yiyecekleri. En uygun şekilde sıfatlardan hangi sıfat buraya uygundur demişler. Şimdi eklat kelimesine sıfat getireceksem eklat kelimesini iyi bir tahlil edebilmeliyim. Eklat nasıl bir kelime? Eklat kelimesi cemi müennes olabilir mi? Evet, açık t ile bitmiş, sağında dik elif var. Demek ki nedir? Cemi müennestir. Cemi müenneslerin nasb alameti nedir? Esredir. Yani şu an bu kelime ne? Mensuptur. Nereden çıkardın? Çünkü uhibbu fiildir, ene gizli zamir faildir, eklat mef'uldür. Buradan da bunun mensup olduğunu söyleyebilirdim. Nasb alameti esredir. Bu mensup bir kelime. Başka ne? Nasıl bir kelime? Cemi bir kelime. Başka? Müennes bir kelime. Peki eklat, yani yiyeceklerin aklı var mıdır? Aklı yoktur. Öyleyse müfret ve müennes bir kelime getirmem gerekir. Esteriyaten müfrettir, müennestir. Esteriya müfrettir ama müennes değildir. Seriya müfrettir ama müennes değildir. Seriya müfrettir ama müennes değildir. Müennes ne var burada? A ile D şıkkı var. Yani ya A'dır ya da D'dir. Neye göre peki karar vermeliyim? İşin diğer noktası bu. Eleklat, eliflamlı bir kelimedir. Sıfat mensup da her biri marifelik uyması gerekir. Aha, çözdüm diyebilmelisiniz. Esasen bir iki soru önce yine sıfat mensup bağlamında kopya vermişlerdi. Hangisi failin sıfatıdır demişlerdi. Yani fiil, fail ile sıfatı arasında ne vardı? Her ikisi birden eliflamlı, her ikisi birden nekre olmalı diye bahsettik zannedersen. Eleklat eliflamlıdır. Getireceğin sıfat da eliflamlı olmalı. Bu eliflamsız olsaydı o zaman eliflamsız kelime getirebilirdik. Buna göre doğru şık nedir? D'dir. Çünkü D'de eliflam var. Bunda da var. D şıkkı doğru şıkkı diyerek tamamlamış olduk.